E, Aytun seninle başlayayım. E, ne diyorsun <laughs> e, Kemal Bey'in Ankara Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili? Evet. Şimdi e, bugün biraz işler değişti bence. Yani oraya haber Türk'te verdiği bilgiler e, Amerika gerisini daha e, gizemli hale getirdi. Kemal Bey'in. E, onu anlamaya çalışacağız. Yani çünkü bugünkü yasını da 8 saatlik bir e, ortadan kaybolma olarak değerlendiriyor. Oraya in iddiasına göre. Çünkü e, salı sabahı Boston'da yaptığı görüşmeden sonra tarifeli uçakla e, Washington'a gidecek fakat biletini yakıyor ve otomobille gidiyor. ve Burada 8 saat boyunca işte bu süreçte neler yaşandığını yanında gazeteciler yok. hani Türkiye'den giden gazeteciler e, yok. Danışmanı var e, Ömer Topsakal e, yine bu gezinin ...içinde yer alan Selçuk Sarıyer var... ...İBB Başkan Vekili... Ee, ...bu isimlerle beraber... ...18 saat içinde... ...Washington'a gidiliyor... ...burada acaba... ...yani soru işaretleri şimdiden başladı zaten... ...İktidar'a yakın gazeteler hep bunu yazıyor şu anda... ...ne konuştu, kimlerle görüştü... ...ne oldu vesaire... ...ama yani bu çok zor bir şey değil... ...mutlaka zaten Kemal Bey yarın bunu açıklayacak... veya bu gece işte neyse... ...açıklanacaktır bu yani kimler ne oldu vesaire... Yani ...buradan gizemli bir hava yaratıp acaba... E, icazet mi almaya gidiyor diye tartışmışlardı ya e, veya tartışmaya başlamışlardı. E, bu kadar açık ve e, herkesin gözünün göreceği ortamlarda bulunacaksın. 8 saat yani her yerde e, mutlaka bir iz bırakırsın. Bence böyle bir riskin içine girmeyecektir Kemal Bey. Yani o risk dediğim dediğimde e, aslında Adalet ve Kalkınma Partililer daha iyi bilir o riski. Yani parti kurulmadan önce, seçilmeden önce, kazanmadan önce Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri e, çok netti. E, o anlamda ben Kemal Bey'in ziyaretinin bana göre eğer bir gazeteci olarak sorarsanız baktığım zaman durum tespiti yaptığımda gerek, gereksiz bir ziyaret olarak görüyorum ben. Seçim yani daha aday belirlenmeden böyle bir ziyaretin olmasının. E, oraya yayın yazısından da öğreniyoruz. E, öğreniyoruz derken aslında az çok biliyorduk. Washington'da biliyorsunuz CHP'nin bürosu var, Yurtar Özcan başında. Fakat bu gezili Yurtar Özcan'ın hiçbir bağlantısı yok, ilgisi de yok. Yurtar Özcan'ın bu geziye muhalif olduğu konuşuluyor. Ve gerek bulmadığını söylediği yakın çevresine ve Kemal Bey'e ilettiği iddialardan biriydi. Bugün oraya indi onu yazmış, Yurtar Özcan yok diye burada. Zaten benim de öğrendiğim kadarıyla Almanya'da şu anda ablasının tedavisiyle ilgileniyor ama bu gezinin başından itibaren içinde dahil olmayan bir isim olarak. Şimdi düşünsenize siz CHP'nin orada temsilcisiniz ama sizin olmadığınız bir program şekilleniyor. Bu programı bilim üzerine kurduk, ekonomi üzerine kurduk deniliyor. John Hopkins de üniversitede öğrencileriyle konuşuyor Kemal Bey. Yani Bilmiyorum burada e, Bernie Sanders denilmişti, tamam denilmişti ama onunla da görüşme e, şu ana kadar olup olmayacağı programda yok. Yani net değil. O anlamda ben niye öyle bir, bir Amerika gezisi yapıldı, e, ne gerek vardı şu aşamada, doğru mu? Bunların hepsi tartışılacak ve kamuoyu bence bekliyor. Ama bugün 8 saatlik o boşluğun bence doldurulması gerekiyor. Ne dersiniz Resul Bey? Aslında e, Kemal Bey'in e, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin zamanlaması, sadece zamanlamasını göz önünde bulundurduğunuzda, bunun e, şaibe altında kalacağı gün gibi açıktaydı. Yani seçimlere Mart ayında e, seçim sürecinin başladığını kabul edecek olursak, şunun şurasında 4 ay kalmış seçimlere. Siz 4 ay kala Amerika Birleşik Devletleri'ne, gidiyorsunuz. Bunu hangi amaçla giderse gitsin. Kemal Bey bir akademisyen değil, bir kültür adamı değil, bir siyasi partinin genel başkanı, üstelik ana muhalefet partisinin genel başkanı ve çok iddialı. Önümüzdeki seçimlerde seçimi kazanacağına dair de çok iddialı. Yani yani Türkiye'yi yönetmeye e, Başkan Erdoğan'dan sonra en yakın insan pozisyonundaki bir siyasetçinin e, seçimlere dört ay kala Amerika'ya gitmesi bir defa, oradaki programı bir kenara bırakın, sadece zamanlaması bile eleştirilmesi için ya da kendisine muhalif çevrelerin eline e, bir koz vere, vermiş olması açısından son derece isabetsiz bir seçim çünkü nihayet dün e, Devlet Bey e, grup toplantısında bunun bir <laughs> icazet ziyareti olduğu yorumunu yaptı ve çok yüklü ağır bir şekilde yüklendi. Muhtevayı da içeriği de henüz şeyin bilemiyoruz. Bir. İkincisi şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'da bir temsilcisi var ve Amerika'da yapılan bu programdan bu temsilcinin haberi yok. Haberi yok değil ya da, sanıyorum. Haberi var ama katılmıyor. E, pro programa katılmıyor. Programın da pro yer almıyor. Program hmm. program onun bilgisi haricinde oluşturulmuş. Aytunç karşı çıktığını eleştirdiğini evet. söyledi. Öyle evet. bunu da zaten Kemal Bey dilettiğini bir duydum. Artı şimdi Türkiye'yi yönetmeye talip bir e, genel başkanın Amerika'da yaptığı ziyareti bence oradaki en azından Türk gazetecileri gazetecilerin de takip edebilmesi lazım. Amerika'daki Türk medyasının temsilcileri de Kemal Bey'i takip edemiyor. E şimdi ister istemez 8 saatlik bir boşluk e, tartışılıyor ve sorgulanıyor. Aytunç da sorguluyor, herkes sorguluyor. Dolayısıyla bu ziyaretin sadece zamanlaması bile son derece yanlış. Ya, yani, yani ilan edilen şeye baktığımızda da e, programa baktığımızda da yani e, genel başkanın Kemal Bey'in konumuyla e, ilişkili herhangi bir şey yok. Yani Akademisyen değilsin ki bilimsel bilmem, teknolojiyi vesaireyi öğrenmeye gidiyorsun. Yahut da işte neoliberalizme karşı olduğunu burada ilan ediyorsun. Gidiyorsun neoliberalizmin e, ağa babasıyla oturup bir şeyler konuşuyorsun. Şimdi yani çelişkilerle dolu e, cevabı zor verilebilecek çok e, sorular var bu şeyde. Bunun da ötesinde bugün e, yani Twitter'da Manhattan'da bir e, video yayınladı. Yani kusura bakmasın bırakın bir genel başkanı yahut da sıradan bir e, ziyaretçiyi kaliteli bir gazetecinin gazeteci muhabirinin bile yapamayacağı kadar basit bir e, video yayınladı. Oradaki Amerika'daki Türk öğrencilerine hizmet etmek üzere Ensar ve Türge Vakfı'nın yaptığı binanın önünde durup. İşte ey Tayyip Erdoğan, aileden bahsedeceksen bak kızına oğluna gönderdiğim paralarla yapılan bina önce buradan başlayalım şeklinde. Hem söylediği her şey asılsız, aslı astarı yok. Hem e, konumu, ya, durumu yani sıradan çok acemi bir muhabirin bile e, yapamayacağı bir şey. Yani şimdi bu Türkiye yönetmeye talip ve Amerika'ya gitmiş bir genel başkanın, yapacağı bir şey miydi Allah aşkına? Değildi. Yapmaması gerekirdi. Maalesef ee, Ama ya, çok ne, yani herkesin aklına gelen çok net sorular soruyorsunuz. Siz Aytuç da soruyor. Herkes soruyor. Hayır. Şunu söyleyeceğim. Son derece tecrübeli bir siyasetçiden bahsediyoruz. Evet. Yani bun, bütün bunlar onların da aklına gelmiş olmalı eminim yani. Allah ne kadar tecrübeli o konuda benim şeyim var yani son derece tecrübeli mi? Tecrübeli mi? Bence siyasi tecrübesi Kemal Bey'in bürokrasiden geldiği için o kadar fazla bir te siyasi tecrübesi yok. Artı kendisini yönlendirenlerin, bu programı yapanların da aslında siyasetten ve kamuoyunda bunun nasıl yankılanacağından e, bence e, ve onun e, o öngörüden de e, bence son derece e, uzak bir ekip diyeceğim. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip bir genel başkanın Amerika ziyaretinin böyle olmaması ge gerekirdi. Bana göre kiminle görüşürse görüşsün. Yani yani Fethullah Gülen'le de görüşse şey değil görüşebilir. Ama niye görüştüğünü ne görüştüğünü açıklar. Onu da takdir Hayır, mesela, mesela bana, mesela. bana gazeteci olarak Aytun ilginç gelen şu. Kemal Bey bir bilet alıyor uçak bileti. Yakıyor. Ve bileti yakıyor. Bileti aldığını herkes biliyor. Dolayısıyla hani ama gazetecilere yani, de söylemiyor. Yani hani, Türkiye'den giden gazetecilerin hı. de haberi yok. Ama yani İlginç tabii. Evet, yani, gizlenecek bir şey için böyle Ya bu şöyle yapalım. aslında Mayıs 2000 2000 Mayısında Erdoğan, Turan Çömez, Ali İbiş, Ahmet Ergün'ün Amerika ziyareti gibi düşünün. <laughs> Kaç? 2000 Mayıs 2000. Şimdi 201 AKP kurulmadan bir yıl önce Onu da söyleyeceğim. Siz daha iyi bilirsiniz. Oraya gidip Mehmet Ali Kulak iyi bilir. O yani gündeyle. o ziyaretleri vesaire. İki, iki Mehmet Ali Bey'e geçin. Sonra tekrar Devlet Bey gündeme getirdiği için söylemeliyim. Yani e, Tayyip Bey'in e, Amerika ziyaretiyle eee seçim öncesi e, Kemal Bey'in Amerika ziyareti arasında e, büyük fark var. Mukayese bile edilmez. Kemal Bey bu ziyaretini geçen sene yapsaydı Bence bu kadar tartışılmazdı. Her zaman Çünkü, tartışılırdı. Bence iktidar bunu da, bekliyor. Ay Bey. Ama tartışılırdı Bey. Tartışılırdı da bu kadar tartışılmazdı. Çünkü ben çok e, CHP'li arkadaşlar da biliyorum bu ziyaretin zamanlaması yanlış. Ben de söyledim zaten. Evet, ben de söylüyorum yani, açıkça. Yani, yani bir sene önce daha az eleştirildi, eleştirildi. Şimdi Tayyip Bey siyasi yasak gelince aslında gitti bir müddet Amerika'da kaldı. Yani e, Ali Beylerle falan ziyareti orada e, ne bileyim icazet almaya falan mı gitti o? İcazet alabilseydi aday olurdu, seçilirdi. Tayyip Bey Amerika'ya rağmen Türkiye'de bugüne kadar attığı adımlarda başarılı olan bir liderdir. Eğer o zaman Amerika'ya e, gerçekten? Amerika Amerika'ya Tayyip Bey'e izin, e, izin veriyor olsaydı 2002'de seçimlerde seçilirdi, yasak geldi Amerika'ya. Dolayısıyla artı seçimden sonra gitti, seçimden sonra da partisi Türkiye'de seçimi kazanmış bir genel başkan olarak sadece Amerika'ya değil 15 tane Avrupa başkentini de gezerek biz işte yeni bir iktidarız, yeni bir sayfa açıyoruz diye bütün dünyaya o son derece normal. Ama şu yani anda seçimi kazanmış bir partinin genel başkanı ama milletvekili değil ve siyasi yasağı olan birinin Amerika dünyayı yöneten bir devletin lideri Bush tarafından kırmızı halıyla karşılanıp ağırlanması ve yakın dönemde de herhalde durum değişecektir sizi siyaseten gayet denilip uğurlanması normal mi sizce? normaldir. Neden normaldir? E sizin yap sizin yapınca Bey, normal oluyor Amerika'yla. Kılıçdaroğlu yok, da normal hayır, olmalı. Hayır bir dakika. Aytunç Bey... Ee... Tayyip Bey bir partinin genel başkanı. Tamam. Milletvekili değil ama partinin genel başkanı. Tamam. Siz Amerika'da da başkan adaylarının hiçbiri partisinin genel başkanı değildir ki. Partilidir sadece. Partinin genel başkanını bile çok keskin sevmez. Partisi kazanmış Türkiye'yi yönetmeye talip bir iktidarın genel başkanı Amerika'ya gittiğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı onu muhatap alır. Çünkü partisinin genel başkanı, partisinin başbakanı da, bakanları da ona bağlıdır. Dolayısıyla o görüşme normaldir. Kemal Bey'inki niye anormal? Ya Kemal Bey'in de adaylığı bile kesin değil. Altılı masa belirleyecek deniyor. Yani şimdi icazet yorumlaması yapıldığı zaman acaba aday olmak için mi icazet istedi? Yoksa kazanmak için mi destek istedi? O konu açılacaksa ayrıca konuşacağız. Bence icazete falan gitmedi Kemal Bey. Kemal Bey Amerika'nın isteyebileceği en uygun adaydır. İzin verirseniz Amerika politikalarına şu anda e, yani paralel olarak siyaset takip eden tek liderdir, tek lider de demeyelim. En güçlü muhalefet lideridir. Hangi konuyu açarsanız açın Amerika Kemal Bey'den iyi aday bulamayacaktır Cumhurbaşkanı. Yani mesela için. Kemal Bey Kemal Bey NATO 2030 konseptine imza atmış mıdır? Kemal, yani Bey, mesela, bakınız, yani, Kemal Bey bakınız, e, Amerika'nın ve NATO'nun istediği bütün güvenlik A Aytunç koridorlarına Bey, imza mı atmıştır? Aytunç Bey, Kemal Bey, terörle efendim, mücadele tezkeresine niye hayır verdi? Karşısında PKK var, PKK'nın arkasında Amerika var. Libya konusunda muhalefe olması, Doğu Akdeniz konusunda muhalif olması, Yunanistan... Bak şunu yapsa, ben bir televizyonda da söyledim, bence bu ziyaretini, bu seyahatini şaibelerden uzak tutabilir. Şunu diyebilir. Diyebilir ki ya ey Amerika sen ne hakla gidip adalara kendi ağır vasıtalarını çıkartıyorsun? Ne hakla Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı tahrik ediyorsun? Ne hakla Ukrayna Rusya savaşının uzatılması için gayret ediyorsun? Ne hakla PYD'yi destekliyorsun? Ne hakla FETÖ'yü destekliyorsun? Diye oradan bu mesajları versin. Ben de burada alkışlayacağım. Kim Kimir belki verir. Versin ben de burada alkışlayacağım. İzin verin, evet. izin verin evet. bunlar